Tabii işte şu anda sevgili Murat Ceylan oyunu sunuyor, açılışı yapıyor, arkadaşlarla konuşuyor. O sırada Nisa ilk başta böyle bir ağlamaklı oluyor, kenarda bir çöküyor, görüyorum ben ağlamaklı olduğunu. Ondan sonra işte evet burada gözleri de bu arada şiş, yani gözleri de şiş. Onu da belirtelim burada. Uykulu, yani yorgun, oyuna Survivor oyununa hazır değil. Seremonide de bulunmuyor, oyuna da katılmıyor. Oyunu doktor oynayabilirsin diyor Nisa'ya. Senin oynayamayacak herhangi bir durumun yok diyor. Çünkü cevap şu, uykum var, yorgunum. Birçok yarışmacı yorgun. Sen çıkıp oynayabilirsin. Nisa diyor ki ben oynamak istemiyorum diyor. Oynamıyor, kenara çekiliyor. Ve bunun üzerine de tabii gerçekleşen bir oyun var. Oyunu da değerlendireceğiz ama önce Nisa'nın durumuyla başlayalım Murat abicim. Neler söylemek istersiniz? Çünkü kırmızı takımın da çok sitemi oldu Acun abiye de. Niye Nisa oyunda değildi? Bizim hakkımız yendi. Şöyle oldu, böyle oldu. Burada bir mücadele var tarzında. Buyursunlar. Ya şimdi önce şöyle başlamak istiyorum. İzlerken hayretler içerisinde kaldım. Nisa kardeşimiz bench'te, yerde ve anladığım kadarıyla tabii ben dakika tutamam, bilmiyorum ne kadar olduğunu ama bayağı bir müddet yerde oturuyor değil mi Nisa? Yanındaki takım arkadaşlarından hiçbir tanesi Nisa ne oluyor? Nisa ne yapıyorsun kızım? Nisa sana bir şey mi oldu? Nisa kalk. Ne oluyorsun? Bir şey yapar ya. Hiçbiri bir şey yapmıyor. Yani inanılır gibi değil. Yani şimdi mesela burada biz masadayız ya dördümüz. Mesela İhsan bir anda sen mesela bana Murat abi Nisa ile ilgili ne düşünüyorsun diyorsun. O ara İhsan'ı çekmiyor Caner. Bir ara İhsan'a dönüyor. İhsan böyle uyuyor. İhsan uyuyor. Ben de görüyorum İhsan uyuyor ve İhsan'da bir şey var. Adama bir şey mi oluyor acaba filan İhsan? Yani ben bir İhsan derim. İhsan oğlum ne oldu İhsan? Demez miyiz abi? Kimse bir şey demiyor Nisa'ya. Doğru söylüyorsun. Yani normal, evet. Yani biri benim yanımda bayılsa ne oluyor derim yani. İnanılır gibi değil. En yakında Evrim mesela. Ona en yakın olan Evrim. Yani şey olarak, duruş olarak. Ve kankası da Evrim. Mesela Evrim de bir şey demiyor. Yani hani Evrim'de ne oluyor Nisa? Uyudun mu kızım? Bayıldın mı kızım? Ne yapıyorsun kızım? Bir şey sorun. Yani mesela ben olsam orada şey yaparım Nisa'ya. Nisa gel şöyle şöyle yap. Kalk kızım falan falan bir şey yaparsın. Yapmıyorlar abi. O enteresan. Şimdi o benim aklımı almıyor mesela ona. Hiçbir şey olmadığının farkındalar çünkü bence. Ya hiçbir şey yok yani derken. Ciddi önemli bir şey olmadığının farkındalar. Ne oluyor peki? Ne yapıyor kız orada? Ben tahminimi söyleyeceğim biraz. Tamam. Yani tahminim derken uyuyor. Uyuyor mu? Veya bir şey mi oldu ya? Bir sorun abi. Veya uyuyor. Tamam uyuduğunu düşünsünler. Uyuyorsa da kaldırın abi. Yani şey değil ki orası. Yani yatak odası değil orası yani. Oyuna çıkıyorsunuz abi. Ha Nisa uyuyor Nisa. Uyu Nisa. Nisa'cığım kaçta uyandırayım kızım seni? Alarm kuralım. Üçe çeyrek var. Sen dört gibi uyan. İyi uykunu al. Falan. Öyle bir şey yok abi. Uyandıracaksınız orada. Oyuna çıkıyor takım. Bir hareketlerin abi. Bir action olsun. Hiçbir şey yok abi. Kadın orada uyuyor uyuyor. Ya bunlarda ses seda yok. Şimdi onu geçtik. Aklımı almayan bir şey o. Bir kere öyle başlayayım. Sonra gelelim mavi takıma. Arkadaş benim anlamadığım bir şey var. Şimdi ben buradan diyeceğim ki mesela Nisa ne yapıyorsun? Vallahi da billahi de benim bir şey söylememe gerek yok ki. Kendi takım arkadaşları bir şey demiyor. Ben ne diyeceğim buradan ya? Kim ipler Murat Özdar'ın ne dediğini. Kendi takım arkadaşları bir şey demiyor. Kırmızılar isyan ediyor. Fakat kendi takım arkadaşları Nisa'ya hiçbir şey demiyorlar. Yani benim bildiğim kendi takım arkadaşlarının Nisa'ya ne yapıyorsun sen? Sen niye bizi yalnız bırakıyorsun? Sen en önemli oyunda bizi yalnız bırakıyorsun. İşte Evrim 7 kere oynuyor. Ne yapacağız biz? Filan falan demeleri lazımken kırmızılar konuşuyorlar konuşuyorlar. Mavi takımdakiler kim dedi? Birisi de Adem dedi galiba Nagihan'a. Nagihan dedi ben senin hiç bu kadar anlayışlı olduğunu bilmezdim dedi ya. Nagihan hiçbir şey demiyor. Bir melek gibi. Heh, Nagihan bir melek. Takımdaki diğerleri melek. Yani ben takımsal, şimdi takımsal spor yaptım. Futbol oynadım takımsal. Mesela biz mesela final maçına çıkacağız. Tam sahaya birisi uyuyor orada. Ben derim ne yapıyorsun kardeşim? Ama burada onlar bir şey demiyorlar. Rakip takımdakiler bir şey diyor. Ha rakip takımlar da tabii bir şey demeye hakkı var. Ama bana göre mavi takımın öncelikle kendi takım arkadaşlarına bir şey demesi lazımken onların sesi çekmiyor. Orada her şey güzel. Ben buradan ne Nisa'yı eleştireceğim abi? Demek ki Nisa'yı takım arkadaşları eleştirmediğine göre
Bana da eleştirmek düşmez Furkan dedi. Evet, Hanzade'ye verelim sözü. Hatırlatalım efendim tekrar. Nisa bugünkü oyunların hiçbirinde oynamadı. Sonuç itibariyle mavi takım kazandı. Buyursunlar. Şimdi ben öncelikle konsey boyunca Batuhan'ın ve Anıl'ın konuşmalarını son derece doğru ve haklı buldum. Sadece bir yer var, ya Anıl ya Batuhan söyledi, onlara katılmadığım. Yani iletişim oyunlarını Nisa zaten sevmiyor ve oynamak istemiyor dedi. Nisa iletişim oyununda oynamayı sevmiyor değil. İletişim ödülünü kazanmanın ona Survivor'da devam eden hayatında daha büyük zorluk olarak geldiğini açıklamıştı. Yani oyun zaten bir yandan dokunulmazlık da aynı zamanda. Sadece iletişim ödülü olsa hadi diyeceğim yine belki, ama zaten işin içine dokunulmazlık da var. Burada konu iletişim oyununda oynamak istememesi değil. İletişimlerin onu kötü etkilediğini söylemişti. O ayrı bir konu. Dolayısıyla ben geçen haftaki mesela Nisa'nın kafasını vurmasının asla böyle planlı ve yine iletişim olduğu için gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama bir insanın uykusu da olsa Nisa'nın vücut dilinden, şuradaki oturmasından, Murat Ceylan'a arkasını dönmüş olmasından ve en önemlisi Murat'a cevap vermiyor olmasından anladığım Nisa burada bir tepki gösteriyor. Bir trip atıyor ve bir bence prodüksiyona da bir sitemi var ve küslüğü var. Bu onun sonucu yani. Evet, uykusu olduğuna eminim. Bir insan uykulu ve yorgun olabilir ama şöyle oturup arkasını dönüp Murat'a cevap veremeyecek kadar o noktada olduğunu düşünmüyorum. Murat abi çok güzel bir yer yakaladı. Hiçbir takım arkadaşı dönüp bakmıyor. Furkan, ben şurada gerçekten şuraya çömüp otursam siz konuşurken dönüp bakmaz mısınız? Hani Hanzade ne yapıyorsun, neyin var demez misiniz? Niye demiyorlar? Çünkü ciddi bir şey olmadığını farkındalar. Ama ciddi bir şey olmayan insan arkası dönük bench'te oturmaz. Yani uykulu olursun bak, ama hani arkan dönük olup cevap vermeme noktası bence bir sitem, bir trip atmadır. Ve şöyle bir detay var. Murat abi o konuda da çok katılıyorum. Şimdi mavi takım niye tepki vermiyor? Aslında Nisa bakıldığında iyi bir yarışmacı. Hele son günlerde sayı alan bir yarışmacı. Normal şartlarda Nisa'nın oyun, ya bu oyunda oynaman lazım Nisa diye ona talep ediyor olmaları lazım. Ama Nisa'yı bence o kadar iyi tanıyorlar ki o isteksiz, o güne küsmüş Nisa. Belli artık yani, bu saatte oyun mu olur demiş belki. Ben hiç uyumadan oyuna çıkmayacağım demiş ama mecbursun demişler. Gel, küs bir Nisa var orada. O küs Nisa'nın bir sayı bile alamayacağını farkında olan bir mavi takım var. Dönüp bakmıyorlar bile ne yaptığına. Ama bunun bir yandan yine aynı şekilde farkında olan bir de kırmızı takım var. Sabaha kadar haklı bir kırmızı takım var. Şimdi orada Nisa'dan sayı alacakları çok aşikar. Ve yine ya Anıl ya Batuhan söyledi. Survivor zaten çok zor bir platform. Seda'yı hatırlıyorsanız gerçekten son 45 gününü mü 30 gününü mü hasta geçirdi serum alarak. Orada herkesin sakatlığı olduğunu biliyoruz. Ayşe'nin taş düşürdüğünü duymuştum. Bugün kendisi de söyledi. Ve galiba taş düşürmek yani dünyadaki en büyük acılardan biriymiş. Hani orada kimse güllük gülistanlık böyle fizyoterapistler tarafından masajlar yapılıp hadi koçum yarış bugün çok güzel oyunu alırsın gibi çıkmıyor. Zaten şartlar çok zor. Ben açıkçası uykum var bahanesini kabul edebiliyor olmam mümkün değil. Dolayısıyla kırmızı takım gerçekten haklıydı bugün. Yine de Nisa'dan konseyde bir açıklama daha istedim. Yani evet uykum vardı ama aynı zamanda şu sebepten çok da kötüydüm. Hiç öyle bir açıklama gelmedi. Böyle yani gerçekten tatmin edici bir ona yani Nisa'ya tutunabileceğim ve Nisa da bakın ama bir de böyle bir bakış açısı var. Buradan da bakmak lazım diyebileceğim bir cümle bile çıkmadı ağzından. Hala konseydeki tutumunu da biraz ben böyle tripli buldum diyebilirim. Yani o tam şeyine böyle yakışmadı hali ve tavrı. Dolayısıyla konsey anından itibaren kırmızı takım daha da haklı duruma geldi gözümde benim.